Merhaba değerli izleyenler, ben Mehmet Tabak. Milas'ta Atapark Meydanı'ndayız. Hatta Atapark Meydanı'nda bisiklet yolu üzerindeyiz. Bisiklet sürücüleri bisiklet yolunun motosiklet sürücüleri tarafından, motosikletler tarafından istila edildiğini ve çok fazla kullandıklarını söyleyerek şikayet ediyorlar. Ve hatta bisiklet yolunda motosikletlerin park edildiğini belirtiyorlar. Milas sakinleri, bisiklet kullananlar, bisiklet severler bu konuda çözüm bekliyor. Şimdi abim en son bir kere geçen hafta motor koymuştu önüme. Ondan sonra orada ben geçiyorum, arkamda bisiklet çarptı motor önüme diye. Ondan şikayetçiyim vallahi, ben de şikayetçiyim. Kaza mı yaptın? Kaza yaptım, evet. Bisiklet yolunda motosiklet koymuşlar. Sen yavaşlamak zorunda kaldın. Sana da arkadan çarptılar. Buram şey oldu. Oo, bak hala izi var. Geçmiş olsun. O zaman söyle, oluyor motosiklet koyan abilerine bir şey. Allah, söyleyeceğim abi. Çünkü atalılar valla. Oraya koyulmazlar. Gitsinler başka bir yere koysunlar. Bisiklet yoluna koyulmaz. Bisikletler geçiyor orada. Yani abi ya, bisiklet yolunda biz gidemiyoruz. Yolda kaldırımlardan gitmek zorunda kalıyoruz. Oradan gidince de veliler kızıyor, anneler babalar. Ya zor durumda kalıyoruz biz de. Oradan gidince de motosikletler de bize kızıyor. Normal yayalar ve motosikletler bisiklet yolunu kullanarak size kızıyorlar. Aha, öyle oluyor. Halbuki yol sizin. Aynen abi. Sen neler söylersin? Abi mesela çocuklar falan önümüze kırıyor abi. Motorcular geliyor, bip bip diyor abi. Mesela bizim çekilmemizi bekliyor abi bizim yolumuzda. Öyle. Ne yapıyorsun o anda? Muhtemelen çekilmek zorunda kalıyorsun. Çekilmek zorunda kalıyoruz abi. Yol atlamak zorunda kalıyoruz ya araba çarparsa. Öyle durumlar oluyor abi. Değil mi? En önemli soru bu aslında. Sizi gittiğiniz yoldan dışarıya çıkmaya sevk ediyorlar. Evet abi. Biz de şikayetçiyiz. Yani yoldan yürürken veya bisiklet sürerken bir yerde duruyorsun sürüm olası için falan. Böyle arkamızdan aynı bu şekilde düdük falan çalıyorlar yani. Çok kötü oluyor yani. Bizim için çok zor oluyor. Yani mesela bisiklet yolunda yürüyenlerden mi dersin, koşanlardan falan. Yani her şey var yani bisiklet yolu. Bisiklet yolu bisiklet yolu değil yani. Aslında sadece motosikletler değil, yayalardan da şikayetçisin. Evet, evet. İkisinden de şikayetçiyiz yani. Abi ben de şikayetçiyim aslında. Biz geçen yolda gidiyorduk. Mısır almaya durduk. Abi geldi aniden çarptı falan. Sinirimiz bozuldu. Yetmedi. Bir daha oldu olay. Gidiyoruz. Bazen yolun ortasına koyuyorlar. Gidemiyoruz. Kaldırımdan gitmek zorunda kalıyoruz. O yüzden bisiklet yolu bisikletçilerin olsun diyoruz. Aynen öyle. Öyle diyorum abi. Biz yolda gidiyoruz. Hiç önlerine neyine bakmıyorlar. Yol atlıyorlar birden. Geçen gün çocukla ailelerine burada şey vardı, gösteri. Hep yoldan gidiyorlar. Ondan sonra biz buradan gittiğimde bize suçluyorlar. Oradan gittiğimiz zamanla biz onları suçluyoruz. Ondan sonra siz haksızsınız diyorlar. Öyle. Beni adam dövüyordu bir tanesi. Niye? Bisiklet yolundan gidiyorsun diye. Bisikletle bisiklet yolundan gidiyorsun diye dayak yiyordun motosikletli birisine. Aha. Önüne bakmıyorsun diye bir de. Ki o senin yolunu kullandı herhalde. Evet. Sen ne dedin? Ben ne yaptın? Ben bir şey demedim. Uzatmadım, bıraktım. Evet değerli izleyenler, izlemiş olduğunuz gibi bisiklet sürücüleri özellikle motosiklet sürücülerinden ve ayrıca yayalardan ve bebek arabalarıyla yolda yürüyen vatandaşlardan şikayetçi. Ne yazık ki kullanılıyor ama bu yol ne motosikletçilerin, ne yayaların, ne de başka araçların, bu yol sadece ve sadece bisiklet sürücülerinin, galiba biraz daha dikkat etmek gerekiyor.